Venedik'teki Akademi Sanat Galerisindeyiz ve Giovanni Bellini'nin erken dönem çalışmalarından birine bakıyoruz. Bu San Giobbe Sunağı, Venedik'teki bir kilise için yapılmış ve veba kurbanları için dua edenlere ithaf edilmişti. Venedik'teki beş veba kilisesinden biri. Özellikle Venedik vebadan çok çekmişti. Bu Venedik'te resmedilmiş ve kilise mimarisine yerleştirilmiş ilk sakra konverzasyonelerden ve İtalya'daki ilk örneklerinden biri olabilir. Sakra Conversazione, farklı dönemlerden bir grup azizin Meryem ve çocuk İsa ile aynı alanda birlikte resmedilmesidir. 15. yüzyılın sonunda bu yeni bir akımdı. Bunu aynı zamanda Piero della Francesca'nın Brera ve San Zeno sunaklarında da görüyoruz. Bu eserlerde izleyici cennette azizler ve meleklerle çevrelenen Meryem ve İsa'ya katılmaya davet ediliyor gibi. Ve azizlerden biri izleyiciyi gerçekten oraya davet ediyor. En sola bakarsanız Aziz Francis'i görürsünüz. Stigmasını, yani el ve ayaklarındaki yaraları Hayatını İsa'ya yakın bir şekilde yaşadığı için verilen bir onur nişanı gibi gösteriyor ama aslında eliyle izleyiciyi çağırıyor. Yani sanki onun kadar inançlı olanlar bu ruhani gruba katılabilir. Bu davet resmin kurgusunda var. Resmin çerçevesi her iki yanda bulunan sütunlar ve üzerindeki başlıklardan oluşuyor. Bunlar resmin içinde gördüklerimize çok benziyor. İlk çerçevesindeki haliyle bu resim, kilisenin mimarisiyle resmin içindeki mimariyi eşleştirmiş. Bellini aynı zamanda bizim bulunduğumuz mekana doğru uzanan, sunak örtüsünün de asılı olduğu beşik tonozlar sayesinde Meryem ve Azizlerin alanıyla bizim alanımızı birleştiriyor. Baldacino denen bu örtü bir nevi gölgelik veya sayeban gibidir. Kısacası kendi alanımızla resimdeki alanın birleştiğini gerçekten hissediyoruz. Bu resimdeki mimari referanslar San Giobbe Kilisesi'ne ait değil. Daha çok Venedik'in en önemli kilisesine, San Marco Bazilikası'na ait. Meryem ve İsa'nın arkasındaki ve üzerindeki apsise bakarsak bunu görebiliriz. Mozaiklerin yarattığı mistik altın rengi ışık, San Marco Kilisesi ile tamamen aynı. Tahtın arkasındaki son derece güzel ve dekoratif mermerlerde de San Marco'ya atıfta bulunulduğunu görebiliriz. Venedikliler 1204'te 4. Haçlı Savaşı'nda İstanbul'u yani dönemin Konstantinopolis'ini yağmaladıktan sonra San Marco'nun dışını kaplayan bu dekoratif mermerler de dahil olmak üzere pek çok hazine getirmişlerdi ve onların burada Bellini'nin resminde yinelendiğini görüyoruz. Şimdi azizlere geri dönelim. Aziz Fransis'ten başka sol tarafta iki Aziz daha var. Arka planda Vaftizci Yahya ve Meryem ile İsa'ya dönük olarak dua eden Eyüp Peygamber var. Sonra diğer tarafta Aziz Domini'yi görüyoruz. Ön tarafta Aziz Sebastian var ve sonra arkada Toulouse'lu Aziz Louis. Şimdi bu Yüksek Rönesans'ın sadece başlangıcı unutmayın. Bellini burada geometri ile gerçekten ilgili sol taraftaki üç azizin kafası bir nevi üçgen oluşturuyor. En arkada, üçgenin tepe noktası diyebileceğimiz kısımda vaftizci Yahya'nın başı var. Sağ tarafta da bir başka üçgen var. Yani burada ters çevrilmiş üçgenler var. Tahtın altında üç meleğin oluşturduğu bir piramit var. Ayrıca Meryem, çocuk İsa'yı kucaklayarak bedeniyle başka bir piramit oluşturuyor. Bu yüksek Rönesans'ta sıklıkla gördüğümüz bir şey. Mesela Leonardo da Vinci'nin Kayalıklar Bakiresi tablosunu hatırlayabilirsiniz. Burada Meryem, İsa, Aziz Yahya ve bir melek piramit oluşturuyorlar. Geometri, yüksek Rönesans anlamamızda bize yardımcı oluyor çünkü bir değişmezlik, denge ve sonsuzluk hissi sağlıyor. Yani Bellinelli'nin yaptığı daha önceki sakra konverzasyonelerden oldukça farklı. Mesela Domenico Veneziano'nun Aziz Lucy sunağına bakarsak belli bir alana nüfuz eden belirgin bir beyaz ışık var. Ama burada belliğini figürleri birleştiren altın rengini kullanarak sıcak bir ton ve atmosfer yaratmış. Bu da Bellini'nin San Marco deneyiminden kaynaklanıyor. Oradaki mimari alanda gizemli, gölgelerle dolu zengin bir atmosfer var. Bellini bunu resim yüzeyine aktarmanın çok zekice bir yolunu buluyor. Pek çok açıdan bu resim, Masaccio'nun başlattığı, duvarda gerçek bir mekan ilüzyonu yaratma çabalarının bir devamı. Ama Bellini buna Rönesans'ın naturalizmini, gerçek bedenler ve gerçek mekan vurgusunu eklemiş. Altın rengi ışık, figürlerin düşünceli halleri, bize ruhani bir şeye bakarken bir tür aşkınlık hissi veriyor. Bu resmin en güçlü taraflarından biri belki de insan bedenlerinin tasviri. İki figür neredeyse tamamen çıplak ve vücut hatları zarif bir ışıkla son derece güzel bir şekilde betimlenmiş. Bu bağlamda Sebastian gerçekten öne çıkıyor. Bu güzel kontraposta bir bakın. Bedenin güzelliğine özen gösterilmiş. Bu da Rönesans düşüncesinin bir ifadesi.